Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Birkaç zamandan beridir Narcos Kartel Savaşları oyununda bayağı bir ilerledik arkadaşlarımızla beraber. Son gelişmelerden sonra işte levelimiz yükseldi. İşte bulunduğumuz lig yükseldi. Kartel kurduk vesaire vesaire. Şimdi son gelişmelerden sonra artık neler değişti, neleri size anlatmam gerekiyor. Bu konuda biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle gelişim için şunu tavsiye ediyorum. Şu ekip kamplarını yükseltin. Bunlar yüksek olmasına dikkat edin. Ne kadar yüksek olursa o kadar şu haritada gördüğünüz dümbükleri daha kolay haklayabilirsiniz. Çünkü bunlar yağmur gibi zamanda gelecekler ve mümkünse leveliniz düşükken bu saldırıları gerçekleştirin ki ileride gerçekten çok zor saldırılar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela adamların işte savunmaları daha güçlü oluyor ki bu da size büyük bir zarar getirecektir. Ve şimdi bundan sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Ekonomik yönden zaten gelişimlerinizi tamamlayın. İşte hangi binaları gerçekleştireceksiniz? Bunlara bir bakacaksınız. Mesela işte para binası, işte banka, ondan sonra bıçkıhane. Bu bıçkı evini biraz geliştirmeniz gerekiyor. Ve bir de şu demir çok büyük sıkıntı olacak ileride. Özellikle bina geliştirmeleri için yeterli demiri toplayamayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi ben asıl kartel savaşını size göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle şu binaya bir bakalım. Bu arada kartelimizin ismi Or Oyuncular. Emrah benim videodaki o şeyi, Orayın tabirini sevdi. Ondan sonra da Orayıncılar diye koyduk kartelin adını. Burada üyelerinizi görebilirsiniz. Hangi üyelere sahipsiniz bunları görebilirsiniz. Burada kartel sandığı dediğimiz bu size verilen süre içerisinde 1 gün 12 saat içerisinde bütün kartel elemanlarınızın yaptığı saldırılar sonrasında açılabilecek bir sandık. Ne veriyormuş? İşte ilk birinci seviye sandık 200 bin dolar parayla 50 bin odun, 15 bin taş, 5 bin de demir veriyormuş gibi. İkinci gün bu katlanarak gidiyor. Ve işte mesela gold paketler veriyor. İşte keşke sağlam kartel olsa da hani bunları ödülleri alabilsek. Çünkü her seferinde şunu 100'e tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Çok pardon, ESC'ye bastım. Şunu tamamlamanız gerekiyor her seferinde. Şuradaki 0-10'u tamamlamanız gerekiyor. Burada da aylık işte aktivitelerde en çok bağışı kim yapmış, işte en çok hızlandırmayı kim yapmış gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Burada da işte kartelin özelliklerini falan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun gibi. Şu 6 dakika 58 saniye saldırılara karşı savunmasız dediği de oyunda isterseniz online olun fark etmez. Birileri size saldırabilir demek. Kesinlikle korumalı değilsiniz. Çünkü bu oyunda çevrimiçiyseniz size adamlar saldıramıyorlar. Ama oyun belli bir savunma mekanizması geliştirmiş. Herkes böyle sürekli online olmasın diye. İstediğiniz kadar online olun fark etmez. Sizi saldırılara karşı savunmasız bırakıyor. Evet, yerleşkemize bir gidelim. Neler var? Bunlara bir bakalım. Bu arada biz bir kartel savaşının içindeyiz. İlk defa kaybedeceğiz galiba. Çünkü istediğimiz sonucu elde edemedik. Adamlar bayağı aktif çıktılar. Kolay kolay geçiyorduk ama gittikçe zorlaşıyor. Evet. Şimdi kartelimizde işte normal bizim binalarda olduğu gibi işte bunların aynı şekilde odun deposu, işte bir fark olarak nüfuz deposu var. İşte burada ne stoklanıyor? İşte şu yüzükler stoklanıyor ki bunlar savaşlardan elde ediliyor. Bunlar sayesinde işte araştırmalar için, geliştirmeler için gerekli olan ekipmanları sağlıyorsunuz. Bunun gibi. İşte cephane deposu, işte kartelin kendisi. Buraya işte kartel elemanlarının koyduğu şeyleri görüyorsunuz. Mesela bunu işte Emrah koymuş, bunu işte Arda koymuş, bunu işte ben koymuşum gibisinden. Ki ben kendime şurada bir türlü dokunamıyorum. Bu iyi bir şey. Bana saldıramazlar. Evet. İşte burada dükkanda da işte yine gerekli olan malzemeleri görebiliyorsunuz. İşte havan topu, makineli top, tüfek falan filan. İşte bir sürü şey var. Bunları ekleyebiliyorsunuz. Bunu da zaten kapo ve sağ kollar bina geliştirmelerini sağlayabiliyorlar. Şuradaki kısma tıkladığınızda sizin kartel bankasına yapabileceğiniz bağış gözüküyor. Burada bu bağışı ne kadar verecekseniz işte şunun limitini artırarak şurada küçük bir top çıkıyor onu artırarak bağış yap bağış yap şeklinde
geliştirebiliyorsunuz. Bağış yapmanın ne gibi bir faydası var? Nasıl Kızılay'a kan verdi, can veriyorsunuz insanlara ve kendinize de fayda sağlıyorsunuz. Burada da aynı şekilde işte her bağış sonrasında size verilen ödüller var. İşte bunları yapıyorsunuz. Mesela bağış geçmişinde en son işte Cemre arkadaşımız bağış yapmış, ben yapmışım, işte Taner yapmış, Berat yapmış vesaire vesaire gibi. Burada da en çok hızlandırmalara kimler yapmış gibisinden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bunun haricinde kartel savaşı. Bu kartel savaşında ne var şimdi? Saldırılarımız çok önemli. Mesela bu saldırıları nasıl elde edebiliyoruz? Bilgisayar var bir tane. Bunu işlemeniz gerekiyor. Bunu göstereceğim. Bunu işlediğiniz zaman size bir saldırı hakkı veriyor. Ve ondan sonra saldırabiliyorsunuz. Şimdi kartel elemanlarınızın düşük levelleri. Mesela şurada Muhammed var, Adem var. Bu adamlar mesela ikisi de oynamıyor büyük bir ihtimalle. Ve boş boşuna bize puan kaybettirdiler. Neden? Kendileri saldırmadı ve bilgisayarda geliştirmemişler ve bunun yüzünden işte Al Capone da öyle, işte Baron da öyle vesaire vesaire. İşte bu adamlar saldırmadığı için eşitlik sağlanamadı ve büyük bir ihtimal kaybedeceğiz. En azından onlar da 3'er 3'er 6'lardı mesela. Şuradan bakın. İşte 3, 6, 9, 12 puan gibi bir şey geliyor. Bu da bayağı etki edecek yani. Şu an mesela 124 9 olmuş. Bir arkadaşım mesela saldırmış Kadir abi. Birine saldırmış. Buradan da saldırıları izleyebiliyorsunuz tabii bu arada. Mesela bizim 15 başarılı saldırımız var. Onlar 19 başarılı saldırısı var. Adamlar aktifler. Helal olsun. Aldılar yani. Şimdi kartel savaşına girdiğimiz, bu kartel savaşına girdiğimizde karşımıza ne çıkıyor buna bakalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu karşı saldırı yapabileceğiniz düşmanlarınız var. Tamam mı? Şimdi burada keşfet dediğinizde bu adamın base'ine gidiyorsunuz. Burada da sizin askerleriniz, sizin adamlarınız var. Bunlar saldırı yapabilecek kapasiteye sahip olan arkadaşlar. İşte Klan Savaşı'nda, bu Kartel Savaşı'nda bulunanlar. Bu da düşmanın yerleşkesi. Şimdi yerleşkeyi yıktığınızda savaş puanı değiştiricisi x çarpı 1.5 demiş mesela. Bu karteli yıktığınız zaman her saldırdığınız puan başına daha fazla şey kazanıyorsunuz. Ve kartel savaşında kesinlikle unutmayın, mesela ne kadar bina varsa yıkabileceğiniz hepsini yıkmaya çalışın. Mesela durup dururken şimdi burada pat diye girme yani. Hani bu kısma girme ki önce şuradan başla, fatı 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 derken hepsini al ki puan çarpanlarsın. Ne kadar bina yıkarsan o kadar çok şey elde ediyorsun. Mesela bizim savaşın başında görüyorsunuz. Mesela burada yerleşkemiz saldırıyor. Mesela ilk önce biz saldırmışız. İşte nerede pardon? Mesela daha savaş başlar başlama mesela Kadir abi cengaver gibi dalmış yani adam. Durmamış yani. Sonra ardından kardeşi Emre o durmamış, saldırmış. Sonra onlar bize saldırmışlar gibi. Mesela bir tane saldırıyı izleyelim. Mesela şurada yapılmayacak bir hatalardan bir tanesi. Mesela işte bir bilmeden saldırdığın zaman mesela isim vermeyeyim. İsim vermeyeyim. Siz de görmeyin. Mesela şimdi burada gerçekten sıkıntılı bir saldırı var. Mesela arkadaşımız oyunu bilmiyor ve bu yüzden de mesela bir saldırı gerçekleştirmiş. Bakın önce base'e saldırıyor. Güzel, tamam, makineli tüfeğe indirecek ama şunu unutmuş, hani parası yoktu belki de, mesela asker satın almamış mesela. Asker satın almadığı için de saldırıyı gerçekleştiremiyor. Şimdi bunu nasıl yapacak? Mesela bir kendini doldurmuş, büyük ihtimal ne düşünüyordu burada bilmiyorum. Mesela burada ilk başarısız saldırısını görüyorsunuz. Tekrar deniyor. Ve tekrar sonuç hüsran arkadaşlar. Maalesef bu saldırıyı geçti ve Kartel Savaşı'ndaki tek başarısız saldırımız da bu. Bu da zamanla öğrenecek. İşte bunun gibi hatalar yapmak istemiyorsanız öncelikli olarak ne yapmanız gerekiyor? Buna bir bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ana base'inize gidiyorsunuz, tamam mı? Şimdi burada neyse atölyede ürün işliyordum ama ha şuraya girdik. Şimdi burada şu bilgisayar var arkadaşlar. Üzerine tıkladığınız zaman ikinci günde yani Kartel Savaşı'nın birinci günü keşifle geçer. İkinci günde ilave saldırılar yapmanı sağlayan saldırı emirlerini işlemek için gerekli olan malzemeleri elde etmek amacıyla Kartel Savaşı'nın birinci gününde üstlere saldır dediği o zaten birinci günde göreceksiniz. Üstlere saldırdığınızda size şundan veriyor.
Kartel Savaşı'nın birinci günde kullanmak için bunu işliyorsunuz arkadaşlar. Bu aynı zamanda adamlarını da seviye arttırmak için gerekli olan bir malzeme. Ama Kartel Savaşı'nın çok önemli bir şey bu telsiz. Bu çok önemli değil. Atölyede işte beceri yükseltiyorsunuz. İşte zarlar var falan filan. Bunu çok kullanacağımı sanmıyorum ben. Neyse. Ve burada bilgisayarı işledikten sonra Kartel Savaşı'na gidiyorsunuz. Yerleşke kısmına tıklayarak. Şimdi burada Kartel Savaşı diyorsunuz. İçeri girdiniz. Mesela yerleşkelere saldırılabilecek bir seviyede saldırdınız veya saldırmadınız. Buradan birini seçiyorsunuz. Kendi seviyenize göre leveli olan birisini seçiyorsunuz. Mesela şu arkadaşı seçtim ben. Şimdi burada size ilave yapabileceğiniz askerleri gösteriyor. Tamam mı? Şimdi mesela burada normalde artı çıkıyordu. Ben de ama ben hazırlık yaptığım için daha öncesinde bu çıkmıyor. Şimdi girdin buraya tıkladın. Artıya bastın mesela. Burada artı olduğunu düşün. Bu ekibi buraya ekleyebiliyorsun. Mesela bu ekibi buraya ekleyebiliyorsun. Giriyorsun buradan. Skaryolarının hangisi artık iş yapacaksa mesela şu Skaryo'yu yeniden ata dedik mesela. Gördünüz mü? Hani. Bakın burada eğer ben şey yapsaydım. Mesela para istiyor burada bakın. 3600. Mesela bunu 23 saat 59 dakika sonra kullanabilirsin diyor bana. Ve bu da para harcıyorsun burada arkadaşım bak. 3600'ü harcadığın zaman bu değişiyor. Buradan da Skaryon'u seçiyorsun. Mesela hangisini? Şunu seçtin. Geldin. Ekle diyorsun. Ve böylelikle bu düşmana saldırabilecek ekipmanı saldıktan sonra bilgisayarını işlemen lazım işte burada. Bu, önemli olan kısım bu. Dediğim gibi Kartel Savaşları'nın en önemli nokta bilgisayarı işlemektir arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun haricinde artık ne yaparsanız yapın en çok dikkat edeceğiniz konu husus budur. Bilgisayarı işlemektir arkadaşlar. Evet iyi kötü size gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım yardımı dokunmuştur. Kartel Savaşları ile beraber bu oyunun nasıl oynanacağı konusunda geçerli gerekli olan tüm bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Bu bağış kısmını aksatmayalım. Mümkün mertebe verelim. Çünkü bundan siz de kar elde edeceksiniz. İlerleyen zamanlarda gelişimler olursa sizlere artık bunları tekrar anlatırım arkadaşlar. Esenlikler diliyorum hepinize.